tane misafirimiz var. Bunların 15 tanesi falan Aydın, Konya, İzmir, Antalya, İstanbul gibi illerden gelmekte. 16 bin metrekarelik yerden 8 bin metrekare kullanım alanı elde ettik. Sizin de projelerinizde olduğu gibi inşallah sizden daha nezik bir fuar alanı yapacağız. Bekliyoruz inşallah. El birliğe bunu başarırsak çok mutlu oluruz. Zafer'e giden topraklar bundan sonra fuarlar kenti olarak da anılacak sayenizde inşallah. Evet. Bu sene İzmir Uluslararası Mermer Fuarı ile Afyonkarahisar Tarım Fuarı aynı gün açılışı denk geldi. Tabii orada da büyük sayıda katılım Afyonkarahisar'daki mermerci arkadaşlarımızdan oldu. Onların ziyaretinde bulunduk. Bugün de tarım fuarındayız. Afyonkarahisar'da fuarlar, festivaller, konserler, her türlü kültürel etkinliklerin yapılması şart. Çünkü bunlar şehrimizin tanıtımı için ve ekonomisi için büyük bir katkı sağlıyor. Fakat bizim fuar alanı olarak bir eksikliğimiz var. Bunun da farkındayız. Seçim döneminde projelerimizi hayata geçirirken, yani açıklarken bunu fark ettik. Bu konuda da inşallah görev süresince bir fuar alanını Afyon'a kazandırmak benim en büyük hayalim. Afyon, termalin, mermerin başkenti, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar, birçok ürünümüz var, marka değeri olan ürünlerimiz var ama bunlarla ilgili festivaller yapamıyoruz. Mesela bir sucuk festivalimiz yok, mermerle ilgili mermer fuarını burada yapamıyoruz. Bursa'da yapılıyor, uluslararası fuarda İzmir'de yapılıyor. En azından daha başkanımızın da söylediği gibi daha nezih bir fuar alanı olursa bundan sonra burada daha çok fuarlar, daha çok etkinlikler düzenleyebileceğiz. Bu da Afyonkarahisar için çok büyük bir artı demek. İnşallah önümüzdeki süreçte daha geniş çaplı, birlikte daha geniş çaplı organizasyonlar yaparız. Ve Afyonkarahisar'ımıza en iyi şekilde katkı sağlanır. Çok teşekkür ederim. Sağ ol vekilim. Efendim, hayırlı başkanım. Uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Pandemi döneminden beri 5 yıldır yapılmıyordu gıda, tarım, hayvancılık fuarı. Bu sene tekrar yapılmaya başlandı. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok mutlu olduk. Biz de zaten destekliyoruz. Biz, borsa, valiliğimiz, tüm kurumlar, belediyemiz destekliyorlar. Tabii epeydir yapılmamasına rağmen 72 firma katılıyor. Dolaşıyoruz, başladık. Herkes memnun ama tabii bazı istekler var. Epeydir yapılmadığı için yine de gayet güzel bir organizasyon. İnşallah bundan sonra büyüyerek gidecek. Bir fuar merkezimiz olursa çok daha iyi olacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bunları hem katılımcıların isteklerini hem daha genişletmek için, bölgesel olması için elimizden gelen hep birlikte yapacağız. Ama herkesin yüzü gülüyor. Sadece o eksiklikler, istekler var. Onlar da her yerde olur. Bunlar da yavaş yavaş tamamlanacak. Herkese, tüm katılımcılara, emeği geçenlere, Mehmet Bey'e, düzenleyicisi Abdoğlu'na, tüm destek veren kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Öncelikle kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz? Biz Hisar Traktör, Afyon, Doysfar ve Samet Traktörleri bölge bayisiyiz. 5 yıldır Afyon'da fuarımız olmuyordu. Bu yıl bir 5 yılın rüzgarıyla insanlar bayağı ilgi göstermeye başladı. Çiftçilerimiz geliyor, fuarı merak ediyor, traktörlerimizi merak ediyor. İnsanlar almak istiyor, kimileri alıyor. Böyle durumlar var. Onun haricinde ilgi çok fazla, ilçelerden, başka şehirlerden bile gelenler var. Aslında bu fuarımızın her yıl yapılması gerekiyor. Evet.
Onun haricinde çiftçilerimizin şu anki daha durumları, mahsulleri belli olmadığı için çok fazla önünü göremedikleri için tereddüt içinde, ama yine de satışlarımız normal zamanlara bakarak çok iyi. Fuarın bir rüzgarı, bir etkisi var. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz? Afyon Dinar Tüme Son Bayisi. İsmim Mustafa Kemal Özcan. Fuarımızı açtık şu anda. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Satışlarımız güzel, iyi. Biz kredilerin biraz düşmesini bekliyoruz. Evet. Faizlerin biraz düşmesini bekliyoruz. Bankadan ve devletimizden istediğimiz tek şey bu. Geri kalan yolda müşterilerimize her türlü yardımcı oluyoruz. Şu an fuardaki yoğunluk nasıl? Yoğunluk şu an için biraz güzel. Biraz da insanlarda talep azlığı var faizlerden dolayı. İnşallah daha güzel olacak. 2019 pandemi döneminden beri yapılmıyordu fuar. Evet. Şu anki fuarın katılımı siz üreticiler için nasıl etkiledi? Şu an için biraz etkiledi. Biraz etkiledi ama daha güzel olmasını bekliyoruz ya. Bu şekilde. Gelecek yıl daha sonrasındaki bir sonraki fuarda yapılmasını istediğiniz özellikle bir şey var mı? Yapılmasını istediğimiz şey reklamın daha güzel olması. Fuar reklamının daha güzel olması. Şu an biz reklamımızda sıkıntı olduğu için müşterilerimiz ve vatandaşlarımız bunu görmediği için bilmiyorlar. Fuar olduğunu bilmiyorlar. O yüzden biraz zayıflık var. Evet. Fuarın daha güzel bir reklam olması, tanıtılmasını istiyoruz yani. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda hoş geldiniz. Kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İsmim Bayram Ali Özcan. Özgüven Otomotiv Erkut Traktör Bayisi'yim. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Bugün fuarın 3. günü. Evet. Katılım gayet güzel. Bu şekilde. Şu an fuarın yoğunluğu bir önceki fuarlara göre nasıl? Afyon'da yaklaşık 6 yıldır fuar olmuyor. Malum Covid döneminden bu zamana kadar fuar olmuyor. İlk yılı diyelim, ara verdikten sonra ilk yıl olmasına rağmen yine de güzel. Bir de şu an çiftçilerimiz ekim zamanı, ekim yapıyorlar, pancar ekim zamanı. Malum kurak gidiyor şu anki hava şartları. Sulama zamanı olduğu için buna rağmen katılım güzel. Şu an fuarda bulunan eksiklikler sizce nelerdir? Fuardaki eksiklik tanıtımın biraz zayıf olması. Yani onu da biz işte ilk yıl olmasına veriyoruz. İnşallah ilerleyen yıllardaki tanıtım biraz daha iyi olursa katılım da yoğun olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. İlhan Bey, kendiniz ve şirketinizi, firmanızı özellikle kısa olarak tanıtır mısınız? 1967 yılında kurulan ziraat makineleri üzerine babamın başlattığı bir şirketimizi devraldım. Evet. Yaklaşık 22 yıldır Afyon'da ve tüm ilçelerinde, köylerinde hizmet vermekteyim. Afyon'un tek bayisiyim. Şeyimizde, bizim pazar payımızda %50 Türk Traktör olaraktan. Yani %50'sini biz satıyoruz, geri kalanını diğer firmalar satıyor. Ama çiftçimizin tercih ettiği, ikinci eli değerini koruduğu gerçek iyi bir markadayız. Evet, teşekkür ederim. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda bugün 3. günündeyiz. Fuar yoğunluğu nasıl, memnun musunuz? Şu anda memnunum. Evet, ama tabii eskisi gibi değil. Yaklaşık biliyorsunuz biz en son 2018 yılında yapmıştık. 19 yılında da yapmaya karar aldık. 2020 yılında da pandemi oldu. Bu yaklaşık bir 5 yıldır olmadığından dolayı biraz herhalde bizim köylümüz unuttu galiba, ama yine de mutluyuz. Mutluyuz, evet. Şu an fuarda görmüş olduğunuz eksiklikler neler? Şu anda bizim esas kapalı fuar alanı olması lazım. Az kapalı. Evet. O zaman bir sonraki yıl için inşallah. Beklediğiniz... İnşallah, inşallah. Yeni bir fuar alanı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O
hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Televizyon grubumuza çok teşekkür ederim. Ben Murat Tüfek, Can Dostlar Otomotiv'den. İki firma beraber katılıyoruz, Erdoğanlarla beraber. Afyon Fuarı'na katılım sağladık. 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Akşehir, Yunak, Emirdağ bölge bayisiyim. Aynı zamanda Erdoğanlar, Abdül Erdoğan, Ceylan Erdoğan'la beraber bu fuara katılmak isteğini bulduk. Bizim sattığımız ürünlerimiz tamamen Japon ütel malı. 16 valf, hiçbir traktörü olmayan. 18 beygirden başlayıp 145 beygir, 170 beygire kadar traktörlerimiz var. Şöyle söyleyeyim kısaca. Bu camiye da bayağı bir 25-27 yılımı devirdim. Tamamen kaliteli, çiftçiye odaklı ve çiftçinin istediği şekilde traktörler fabrikamız üretiyor. Biz de buradaki bu traktörleri bayilerimiz aracıyla çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Uygun kaliteyi en ucuza yapmaya çalışıyoruz. Aslında bunları söylemek bize düşmez de şöyle bir eksiklik gördüm. Kapalı bir alan. En azından. Girişlerde çıkışlarda bir kontrol. Bugün tahminim kaçıncısı yapılıyor bilmiyorum ama belki de 5. 6'sı. Daha bir düzenli, biraz daha bir itinalı, daha bir şeyler olsa daha çok güzeller olmasını çalışıyorum. Fuartan beklentim bu sene işte çok bayağı ümitliydik. Bu banka faizlerinin biraz yükselmesi bizim belimizi büktü. Ha, dünyada bir global kriz var, onu kabul etmek lazım. Ama işte bankacılarımız şunların üzerine çok kazanmak istiyor. Bu dar dönemde çiftçinin yanında olmalarını istiyorum hepsinden. Başka da diyeceğim, bu sene bir katılım az oldu. Kaç senedir pandemiden dolayı yapılmıyordu. Onun için yine de gelen çiftçilerimizin ayaklarına sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli bir hasatlar diliyorum. Abi çok teşekkür ederim. Bir sonraki fuar alanında, fuarda yapılmasını istediğiniz şeyler neler? Yapılmasını istediğimiz şeyler efendim kısaca. Ama ben kendim çok fuarlara katıldım. Konya Fuarı'na, Uluslararası, Ankara Uluslararası. Beklediğim daha geniş bir alan veya daha kapalı bir şey. Firmaların ufak tefek katkılarını alarak, çok güzel bir stand oluşturarak daha geniş bir yelpazeye bir ürün çeşitlerini sergileyebileceğimiz. Ha, benim şurada diyorsunuz mesela 15 tane motorum, benim 60 tane motorum var. Ama koyacak yer, burayı zor verdiler bize. Onun için daha uygun bir şeye, kar gözetmeksizin geniş bir alanda çiftçiye ve köylüye, vatandaşlara daha bir iyi hizmet sunabilmeleri için bir geniş bir alan istiyoruz. Belediye başkanımızdan, valimizden, devlet yetkililerimizden. Çünkü çiftçi üreten bir insan. Üreten bir insanın her zaman yanında olursak ülkemize KDV'li ürünler girer ve de daha güzel bir yerlere ulaşırız. Siz de ayağınıza sağlık, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim merhabalar. Öncelikle kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır mısınız? Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. İsmim Şaban, soy ismim Çallıöz. İlbol Tarım Makinalarında Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görevini üstlenmekteyim. 3,5 yıldır hizmet veriyorum İlbol Tarım'a. Efendim, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda bu yılki katılım nasıl? Memnun musunuz? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu yılki katılım aslında yerleşke güzel. Fakat zamanlama problemi var. Bayram sonrasına denk geldi. İnsanlar şu anda, çiftçilerimiz ekimde ve aynı zamanda ciddi anlamda da kredisel anlamda, nakit anlamında problem yaşıyoruz. Dolayısıyla bu üç etkende üst üste bir araya gelince fuar çok stabil ve sükunet içerisinde geçiyor. Açıkçası beklediklerimizi karşılığını alamadık. Yani biz Elibol markası olarak yine bir bilinirlik, bir tanınırlık var ama biz Afyon firması olduğumuz için buraya dışarıdan gelen firmacı arkadaşlar da var. İnanın yaptıkları masraflarını çıkaramadan döneceklerini tahmin ediyorum birçoğunun. Hiçbir şekilde temizlik anlamında lavaboları kullanmaya gidiyoruz. Hiçbir çalışma yapılmamış. Ne bileyim hani bir el sabunu, sıvı sabun konulabilirdi, konulmamış. Ne bileyim bir kağıt havlu, tuvalet, peçete konulabilirdi. Hiçbirisi yok. Beklenti tüm firmalarda ciddi anlamda düşük kaldı. Beklentilerin altında kaldı. Birçok firmacı arkadaşlarımızı ziyaret ederek vakit geçiriyoruz. Hoş sohbet, hal hatır sormayla geçiyor. Çünkü müşteri gelmiyor. Alıcı yok. Bir sonraki fuarda açıkçası biz ülkenin birçok ilinde defalarca
fuarlara katılan bir firmayız. 1960 yılından beri de bu sektörde hizmet veriyoruz. Buradan net bir şekilde söylüyorum, açık fuar alanları hiçbir zaman uygun değil. Bunun için yerin belirlenmesi, kapalı bir alan olması gerekiyor. Rüzgar çıkıyor, her şey uçuyor. Toz toprak makineleri temizliyoruz. Yarım saat sonra tekrar toz toprak oluyor. Sanki ikinci el makineymiş gibi görüntü oluyor. Kapalı alanda yapılması daha sağlıklı. İnşallah yetkililer de diğer illerde, bir Kayseri'de, bir Yozgat'ta ya da işte bir Kırklareli'nde olduğu gibi burada da bu konunun üzerine düşerler. Kapalı bir fuar alanı ama ciddi anlamda tarım makineleri için geniş bir kapalı alan altyapısını sağlarlar diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizi ve kooperatifinizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Eroğlu, yönetim kurulu başkanıyım. Afyon Pancar Kooperatifi de Afyon Karahisar'ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Çiftçilerimizin üretimlerine destek vermek, üretimin sürdürülebilir olması, aynı zamanda sadece şeker sektörü için değil, şeker sektörünün dışında da bütün alanlarda hayvancılık, tarım, üretim ve üretilen ürünün işlemesine kadar olan süreçte Afyon Pancar Kooperatifi bütün çiftçilerine, ortaklarına destek veren Afyon Karahisar'ın önemli kuruluşlarından birisidir. 5 yıldır bu fuar yapılamıyordu pandemiden dolayı. Bu yıl yapılmaya başlandı tekrar. Ne düşünüyorsunuz? Biz de tabii daha önceki yönetim kurulu başkanımız Abdültekir de burada. Daha önce de Afyon Pancar Kooperatifi olarak bütün fuarların katılımcısıydık. Hatta şunu söyleyeyim, en gözde katılımcılarından birisiydik Afyon Pancar Kooperatifi olarak. Fuarımız güzel oldu. Ya şu anlamda da çok güzel oldu. Hem çiftçilerle buluşmuş olduk, hem sektörün değişimlerini, yeniliklerini, yeni firmaları ve bu işe meraklı, çiftçiliğe meraklı olan kişilerin yeni ürünlerle buluşmasını sağlayan ve bizlerin de tabii çiftçilerimizle burada iyi bir diyalog haline gelebildik. Yeni görüşmeler sağlayabildik. Çiftçilerimize hem kendimizi tanıtabildik, hem onlarla istişare haline olabilmek açısından, buluşabilmek açısından çok güzel bir organizasyon oldu. Ayrıca fuarın bütün katılımcılarına, bütün fuara katılan çiftçilerimize, tarım sektörünün faaliyette bulunan bütün sektörün kuruluşlarına teşekkür ederiz. Güzel bir kuruluş oldu. Bizim standımızda tabii sizlerin de göreceği bizim kuruluşumuzdaki olan, satılan ürünlerin sadece bir kısmı var. Şunu söyleyeyim, Afyon Pancar Kooperatifi'nin yaklaşık 1500 kalem ürünü var. Çiftçilerimizle buluşturduğumuz. Burada sadece %1'i var. Tabii ya, bu stand bu kadarını alabiliyor. Ya biz de bütün çiftçilerimizi, siz değerli kıymetli basın mensuplarını da mağazalarımıza da bekleriz. Afyon Pancar Kooperatifi'nin 10 tane mağazası var. Yaklaşık 14 Afyon Karahisar'ın ilçesinde hizmet veren bir kuruluşuz. Satışımızın büyük bölümü vadeli, çiftçilerimize uygun şartlarda piyasayı sübvanse etmek amacıyla kurulmuş. Tamamen çiftçilerin sahip olduğu Afyon Karahisar'ın en önde gelen kuruluşlarından birisiyiz. Fuardan beklentileriniz neler? Satışlar nasıl geliyor? Bizim fuarda tabii ilk amacımız satış yapmak değil. Çiftçilerimizle bir araya gelip istişarenin halinde olup birlikte dertleşmek, onların sorunlarını dinlemek ve kuruluşumuz açısından bizi de ileriye götürecek konulardaki istişarelerde bulunmak. Sadece biz burada satış yapmak amacıyla dediğim gibi değiliz. Aynı zamanda çiftçilerimizi dinlemek amacıyla buradayız. Burada yönetim kurulu üyelerimiz var. Burada müdürümüz var. Burada müdür yardımcımız var. Burada personelimiz var. Hep birlikte çiftçilerimizle biz istişare halinde olalım diye biz buradayız. Ama fuar hakikaten güzel oldu. Yani emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Katıldınız. Bizlere de söz hakkı verdiniz. Ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çiftçilerimizden de bizim standımıza ciddi bir ilgi var. Onun için de teşekkür ediyoruz bütün katılımcılarımıza. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Alırız. Sizi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Bilgi verir misiniz? Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık bundan 3,5 sene önce Sümbülce markasıyla şirketimiz kuruldu. Aydın'ın Karacaosu ilçesinin Yaykın mahallesinden kendi imalatımız olan zeytinlerimizi yağa dönüştürdük.
kendi yağlarımızı kendi markamızın altında daha da güçlendirmek için Afyon Fuarı'na geldik. Talep güzel, arz güzel. Yağlarımızı tanıtıyoruz. Yani bu tür fuarların devamlılığı olması gerekir. Zeytinyağında dikkat edilmesi gereken kurallar, yani zeytinyağı alırken bir kere gerçek olmasına dikkat etmek lazım. Nasıl anlayabiliriz gerçek olduğunu? Yani nasıl anlayabiliriz? Vatandaş olarak yani gerçek bir zeytinyağı boğazımızı içtikten sonra 10-15 saniye sonra gıdıklaması lazım. Yani yakması lazım. Yani bunu yakıyorsa bu zeytinyağı gerçek hakiki zeytinyağıdır. İkincisi olarak buzdolabına, akşamdan buzdolabına konduğu zaman sabaha kadar yağ donuyorsa bu hakiki orijinal yağdır. Yani genelde arkadaşlarımız şimdi soruyorlar ne kadar diye. Ya diyoruz ki abi o para değil bu parayı alıyoruz. Ya aldığınız yağ bir kere yağ değil. Abi biraz önce bir müşterimiz geldi. Dedi ki abi orijinal yağı nereden bulacağız? Dedim kardeşim tam yerine geldim. Burası yani orijinal yağ burası. Abi dedi zeytinyağının orijinali boğazı yakarmış. Biz daha dedi bu zamana kadar orijinal yağ bulamadık. Geldi kardeşim dedim tattırdım. Abi hakikaten senin yağların orijinalmiş dedi. Beğendi ve 5 tane yağ aldı gitti. Abi dedi bundan sonra size çalışacağım. Kargo yapar mısınız? Yaparız dedim. Problem değil. Yani biz Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 sene önce kurduk. Ve daha öncesinden de kendimiz çiftçiyiz. Çok şükür bu zamana kadar hiçbir şikayet almadık. Bundan sonra da almamayı temenni ediyoruz. Yani gerek markamızla gerek yağlarımızla piyasaya girdik. Riviera zeytinyağıyla sızma zeytinyağının farkı ne? Yani Riviera benim bildiğim karışık yağ. Yani arıtılmış yağ. Sızma zeytinyağı asit oranı 0.8 olana kadar bütün yağlarımız şeydir. Natural sızma zeytinyağıdır. Yani bizde ekstradan ekstra virgin dediğimiz 0.25 asit yağlarımız da var. Oliv orijinal yağlarımız. Yani piyasaya sunuyoruz. Talep güzel, arz güzel. Bakalım dediğim gibi bu tür fuarların devamlılığının olması, yani bu tür işletmelerin piyasaya çıkması bence daha hayırlı olur. Fuardan beklentileriniz nedir? Ya satışlar fuar, nasıl gidiyor? Satışlarımız güzel. İlk güne göre bayağı iyi. Bugün biraz daha iyi. Yarın daha da iyi olacak inşallah. Yani fuardan beklentimiz kendimizi tanıtmak amacıyla geldik. Yani Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Sümbülce zeytinyağlarını Afyon'daki Ahmet abim, Ali abim bilmez. Nereden bilsin? İşte biz bunun için geldik buraya. Onu tanıtmak için geldik ve kendimizi şu an iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Yani bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Eklemek istediğiniz bir şeyler var yok, mı? Yok, eklemek istediğimiz bir şey şu an için yok. Dediğim gibi fuarlarda ilgi güzel. Yani bu hafta içi olmasına rağmen. Yarın hafta sonu bakalım memurlarımız, işte çalışmayan arkadaşlarımız da geldiği zaman daha da iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Benim ismim Mustafa Akıllıbaş. Sigortalı firmasının Afyonkarahisar şubesiyiz biz. Bu tarım fuarına katılmamızın sebebi ise işte tarımda ve hayvancılıkta aynı zamanda yan tarafta traktör satışlarla ilgili vatandaşların sigorta hizmetlerini ayağına getirmek. Başka bir yere gitmesini engellemek aynı zamanda. 5 yıldır bu fuar yapılmıyordu, tarım, hayvancılık ve gıda fuarı. Bu yıl tekrar pandemiden sonra yapılmaya başlandı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok güzel. Yani o kadar harika oldu ki katılım bile ne kadar çok. Bunun her yıl olmasını ve Afyon'u bir tanıtmanızı isterim ben. Biz de elbette her türlü fuara katılalım, tanıtalım kendi firmamızı. Bu fuardan beklentileriniz neler? Bu fuarın beklentisi, ben firma olarak bize karı değil de Afyon'a getirisi çok fazla. Ben kendim Kütahyalıyım, ancak Kütahya'da bu kadar bir organizasyon yok. Böyle olunca bölgede ne kadar iller varsa herkes buraya geliyor. Traktör almaya buraya geldiler bizim memleketimizde. Hemşirelerimiz. Gerçekleştirilen bu fuardan memnun musunuz? Çok. Emeğini geçenlerden Allah razı olsun. Hem Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden, hem Ticaret Odası'ndan, hem Ziraat Odası'ndan, ya yani kat belediyeden, tüm katılımcılardan, bunlar organizasyonu yapan ağız fuarcılarına hepsine teşekkür ederiz. Şehir TV'ye de teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Eklemek istedikleriniz var mı fuarla ilgili? Ya da söylemek her yere, bütün arkadaşlara dolaşın. İnşallah Afyon'a bir katkısı olur diye düşünüyorum. Fuarda gördüğünüz bir eksiklik var mı? Gözünüze çarpan.
bu şekilde hiç hazırlık yapmadım bilmiyorum ya. Şu anda hatırlamıyorum. Böyle eksik. Hepsi tam yapılmış diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik. Çok sağ olun. Firmanızı tanıyabilir miyiz? Ben Osman Yıldırım. Agro Yıldırım olarak firmamıza çalışmaktayız. Firma sahibiyim. Çok güzel bir fuarımızdan dolayı teşekkür ediyoruz öncelikle Afyon'a, fuar düzenleyen arkadaşlarımıza. Gayet memnunuz fuarımızdan. Fuarın faydaları çok güzel bir şey. Tanımayan insanlar daha iyi tanıyor. Reklamınızı daha iyi yapabiliyorsunuz. Fuarımızın aslında her sene düzenlenmesi ve daha büyük bir ortama taşınmasını daha mükemmel bir şekilde Afyon'a katkı sağlayacağını inanıyorum. Fuardan beklentileriniz neler? Fuardan beklentilerimiz öncelikle insanların katılımında bizleri tanıyabilmesi ve bu da çok mükemmel bir şekilde insanlar firmayı tanıyor ve alıcı düzenleri daha iyi bir şekilde görüyor. Bizim için de çok önemli. İnsanlar için de yenilik her zaman iyidir çiftçi için. O da fuarlarda onu görebiliyor onlar için de. Gayet de mutluyuz. Satışlar nasıl gidiyor? Satış yapabiliyor musunuz burada? Satışlarımız iyi ama maalesef çiftçilerimize sıkıntı olarak ya işte banka kredisi yüksek olduğu için ister istemez sıkıntılı oluyor ama maalesef çiftçimiz yine de alma durumuna sahip oluyor. Bu konuda biraz üzgünüz. Fuarda gördüğünüz eksiklikler var mı gözünüze çarpan? Fuarımız aslında Afyon olarak daha güzel yerde ve daha büyük olması çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bizler Afyon olarak dışarıdan katılımcılarını da bekliyoruz. Mesela büyük şehirlerden, daha büyüklerden. Böyle olursa daha mükemmel bir şekilde fuarımız ve Afyon'umuz daha iyi olacak. Söylemek istediğiniz bir şey var. Çok teşekkür ediyorum. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Aş Fuarcılık Genel Koordinatörü Mehmet Abdi Uğurları. Pandemiden dolayı 5 yıldır yapılmıyordu tarım, hayvancılık ve gıda fuarı. Bu sene tekrar yapılmaya başlandı. Neler söylemek istersiniz? Valla pandemiden sonra çok kısa zamanda çabuk toparlandık. Afyonkarahisar jeolojik olarak olsun, coğrafya olarak olsun 36 şehre en yakın şehirlerden birisi. Hızlı adımlarla bölgesel fuarlar şehri olmaya adım atıyor. Afyonkarahisar halkı da gördüğünüz gibi sahip çıkıyor. Valilik, ticaret odası, ticaret borsası, ziraat odası, tarım kredi, aklınıza panko birlik, esnaf odaları. Yani fuardan sahip çıkıyor. Bu memleket sahip çıktıktan sonra bölgede sayılı fuarlar arasına gireceğimize eminim artık. Katılımcı firmalardan fuarla ilgili gelecek fuarlarda istekler neler? En başta kapalı alan. Yani çünkü gördüğünüz gibi güneşte siz de yandınız, ben de yanıyorum. Katılımcı ve ziyaretçiler de yanıyor. En başta fuar alanına bir ihtiyacımız var. Modern, çağımıza uygun, yapay zekanın her türlü nimetinden faydalanarak ciddi bir fuar alanına ihtiyacımız var yani. Bu tür fuarların ne sıklıkla yapılması gerekiyor sizce? 15 gün alanını değiştirdikten sonra 15 günden bir fuar götürür Afyonkarahisar. Kitap fuarının meraklıları ayrıdır, tarım fuarının ayrıdır, otel ekipmanları araç gereç ayrıdır, yapı endüstrisi ayrıdır. O yüzden yani gün kavramı diye bir şey yok yani. Yeter ki yetenek, kadro ve o konuda istekli insanlar olsun. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Medyamıza, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyetimize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sesimiz olduğunuz için. Sağ olun.